Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecmain. Sabahınız hayırlı olsun arkadaşlar. Bugünkü dersimiz, evet, 11. cüz. Tevbe suresinin 119. ayetinden başlıyoruz. Tabi Tevbe suresi biliyorsunuz, özellikle münafıkları deşifre eden, münafıkların tabir yerindeyse bütün ipliklerini pazara çıkaran bir süredir. Hatta Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette Tevbe suresi nazil olunca hep şu korkuyu yaşıyorduk. Acaba bizim hakkımızda da bir şey nazil olur mu? Ve bu nedenle, yani münafıklara yönelik Tevbe suresinin bu yoğun gündeminden ötürü 14 ismi vardır Tevbe suresinin. Bunların çoğu, bu isimlerin çoğu, Mukaşkışe gibi, Müdemdime gibi birçok ismi münafıkları deşifre etmeye yönelik bir isimdir. Ve biliyorsunuz sürenin bir özelliği, bütün 114 süre içerisinde Besmele ile başlamayan tek süredir bu süre. Yalnız süreye başlarken Besmele okumak haramdır. Ama sürenin esnasından, mesela şimdi biz sürenin esnasından ve ala felaseti diye başladık. Burada besmele çekebiliriz. Ama sürenin başında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan varid olmadığı için, yani bu yönden bir şey gelmediği için onun başında besmele okumak alimlerin haram olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve bu sure Mu'te Savaşı'nı, Tebuk Savaşı'nı gündem yapan bir süredir. Hani nasıl ki Haşr suresi Benun Nadir, Azab suresi Benun Kurayza, Ali İmran suresi Uhud, Enfal suresi Bedir. Bu da Tebuk Savaşı'nı gündem yapan bir süredir. Ve zaten şimdi ve ale feraseti diye başlayan bu ayette Tebuk Savaşı'na katılmayan 3 tane sahabe hakkındadır bu ayet. Tabi Tebuk Savaşı uzun bir savaştı ve çok sıcakların olduğu bir dönemdeydi. Dolayısıyla münafıklar ona katılmayı göze alamadılar. Yani velev ki Müslümanların gözüne girmek için de olsa onu göze alamadılar ve her birisi bir bahaneyle Müslümanlardan sıyrılıp katılmadı. Ancak bu 3 sahabe, Ubey bin Ka'b, Ka'b bin Malik, Ka'b bin Malik, Hilal bin Umeyye ve Mirar bin Rabia. Bu 3 sahabe samimi sahabelerdi. Yani iyi sahabelerdi. Haşa, bunlarda bir nifak falan yoktu. Ama bunlar da savaşa katılmamışlardı. Mu'te Savaşı'na. Hatta özellikle Ka'b bin Malik'in savaşa katılmayışı, bu Tebuk Savaşı'na, Tebuk Seferi'ne katılmayışı, ki arkadaşlar bu Tebuk Savaşı'nın bir ismi de Gazvetul Usra'dır. Çünkü sıkıntılı bir zamanda cereyan ettiği için ona Gazvetul Usra da denilmiştir. İşte Ka'b bin Malik radıyallahu teala anhu bu savaşa neden katılmadığını, nasıl olduğunu, bu olayı İmam Nevevi rahimehullah Riyadus Salihin'de uzun şekilde, yani detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Hulasa bu Resulullah aleyhissalatü vesselam Tebuk Savaşı'ndan, seferinden döndükten sonra, tabi Resulullah'ın bir sünneti şuydu:
yolculukta dönünce ilk camiye giderdi. İki rekat namaz kılardı. Ondan sonra camide sahabelerle görüşeceği bir şey var olsa onu görüşürdü. Ondan sonra evine giderdi. Tabii bu da şunun ifadesidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a olan kulluğu hayatının merkezine geliştirdiğinin ifadesidir. Yani bütün hayatını ubudiyet çerçevesinde Resulullah şekillendiriyordu. İşte bu Gazvetul Usta veya Tebuk Savaşı'nda döndükten sonra camiye yine Resulullah gitti ve münafıklar gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a neden savaşa katılmadıklarını bir takım affedersiniz yalanlar uydurarak söylediler. Resulullah da zahiren kabul etti. Peki. Yani gelip mazeretlerini söylediler. Peki Resulullah dedi. Siz Allah'a havalesiniz. Ama Ka'b bin Malik ve Hilal bin Umeyye ve Mirar bin Rabia üçü de gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru bir şekilde söylediler. Hatta Ka'b bin Malik ve Resulullah'ın yanına gelince önce nefsim acaba bir yalan uydursam mı Resulullah bana kızmasın diye. Ama en sonunda hayır dedim. Doğru neyse ben onu anlatacağım. Ve olduğu gibi Resulullah'a anlattım. Resulullah peki dedi sizin üçünüzün durumunu Allah'a havale edeceğim. Allah sizinle nasıl bir karar verirse biz ona göre. Ve bu üçü 50 gün kadar bunların tövbeleriyle ilgili bir şey gelmedi. Ve işin ilginci bu da tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok farklı bir uygulaması. Resulullah bu üçüyle konuşmayı yasakladı. Kimse bunlarla konuşmayacak, bunlarla ilişki kurmayacak. Hatta sonuna doğru Ka'b bin Malik diyor Resulullah hanımımın da benimle konuşmaması falan. Öbürü iki arkadaş Hilal bin Umeyye ve Mirar bin Rabi bunlar yaşlı oldukları için Resulullah hanımları onlara hizmet etsin ama konuşmasın. Fakat ben genç olduğum için ben hanımımı ailesinin evine gönderdim. Ve Ka'b radıyallahu ta'ala anhu o süre içerisinde yaşadığı sıkıntıyı yaşıyor. Hiç kimse diyor bizimle konuşmuyordu. Hatta ben bazen camiye gidiyordum. Resulullah'a selam veriyordum. Böyle ancak duyacağım şekilde selamımı alıyordu. Ve Resulullah bana gizlice baktığını görüyordum. Ama böyle bir bana yüz yüze gelip bakmıyordu. Tabii bu aslında sahabenin İslam'daki kalitesini gösteren müthiş bir olaydır. Çünkü mesela Ka'b anlatıyor, diyor Hristiyan bu o zaman sanırım Bizanslar olacak. Onların büyüğü, imparatoru bana bir mektup göndermişti. Sen demişti böyle şey ezilecek bir adam değilsin, dışlanacak bir adam değilsin. Gel senin için yanımızda her türlü imkan mevcuttur. Ne istersen sana veririz. Ben dediğim mektubu okuyunca çünkü okuma yazmam vardı. Ona da üzüldüm. Bu da dedim bir musibettir ki bir Hristiyan beni davet ediyor. Ve gittim mektubu tandıra attım. Bu da tabii sahabenin ne kadar samimi olduğunun ifadesidir. İşte 50 gün sonra ancak bunlarla ilgili tevbe nazil oluyor. Tevbe ayetleri. Tabii bu da yine Kur'an'ın Allah kelamı Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğunun çok açık bir ispatı ve ifadesidir. Yoksa eğer Allah'tan
haber beklenmeseydi, diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları maddi yönden, yani kafasına göre hareket etseydi, haşa, hemen cezayı verirdi. Ya mali bir tazminat cezasını verirdi veya örneğin onları Medine'den çıkarırdı, sürerdi veya bilmem birkaç sopa vururdu örneğin yani. Yani bir ceza hemen uygulardı ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cezayı uygulamıyor. Tıpkı ilk hadisesinde olduğu gibi. Nasıl ki ilk hadisesi takriben 30 gün Medine o ifk hadisesiyle çalkalandı. Ve adeta Cenab-ı Peygamber eli kolu bağlı bir şeye karar veremiyor. Çünkü belli ki Resulullah vahiy bekliyor. Acaba bana yukarıdan bir haber gelir mi? Nitekim sonunda geldi. Burada da bu üç zatla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet şu karar verdi, kimse bunlarla konuşmasın ama onun ötesinde Resulullah bir şey yapmadı. Halbuki mesela o gün insanlar arasında yaygın olan cezalandırma usulü böyle değildi. Yani Resulullah'ın bu cezalandırmada da onun şefkat ve merhamet eli belirgin bir şekilde görülüyor. Ama bir iki taraftan da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam disiplini elden çıkarmamak ve yaptıkları yanlışı da karşılıksız bırakmamak. Çünkü idarecinin bir vasfı da odur. Yani birisi bir cezayı hak ediyorsa o ceza verilmelidir. Ama Resulullah'ın verdiği ceza yine şefkat ve merhamet dolu bir cezadır. Çünkü onların kişiliğini sözlü olarak rencide eden bir şey yok. Darp gibi, şiddet gibi bir şey yok. Sürgün edilme gibi bir şey yok. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabii bunlar da Allahu Alem, Resulullah'ın böyle bir siyaseti de olabilir. Resulullah bu tür şeylerde sahabelerin vahyin nasıl net geldiğini görmüş oluyorlar. Ve böylece de imanları bir kez daha, bir kat daha artmış oluyor. İşte 50 gün sonra bu ayet-i kerime nazil oluyor. Vaale feraseti. Bu vaale feraseti ayette şu لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. Ondan sonra vaale feraseti. O عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ atıftır. Yani Allah Celle Celaluhu üç kişinin de tevbesini kabul etti. O üç kişi ki hullifu. Onlar ya hullifu şöyle anlayacağız. Yani tabi müfessirlerin bir kısmı savaştan geri bırakılmış olanlar. Ama İmam Nevevi rahimahullah Riyad-ı Salihin'de bu ayetle ilgili yaptığı kısa yorumda diyor o teklif yani geri bırakılma savaştan geri bırakılma değil. Ya onların mazeretlerini kabul etme yönünde geri bırakılma. Yani Allah hani onları kabul etmedi ya bir nevi cezalandırdı. Yani işte o yöndeki geri bırakılma diye İmam Nevevi tefsir ediyor. Evet işte bu mazeretlerinin kabulü yönünden geri bırakılma bu üç kişinin de tövbesini Allah kabul etti. Ve bakınız İmam Nevevi radıyallahu teala anhu ne kadar isabetli. Mesela kadı gibi diğer müfessirler o iki ihtimali de zikrediyor. Hullifu için. Yani savaştan geri bırakılmış olan veya efendime söyleyeyim mazeretlerinin kabulü yönünden geri bırakılan. Ancak bu mana uygundu. Öbürü uygun değil. Niye uygun değil? Çünkü hatta izâ vâkıt hullifunun gayetidir. Yani sanki müfessirler bu hatayı böyle göz ardı ederek veya başka şekilde mi yorumlayarak ama
o tefsir Hullifun'un yani savaştan geri bırakılmaları hatta gayesine uygun değil. Ve hatta'ya nasıl bir mana verdiklerini de o manada bir şey hatırlamıyorum. Yok. O irca anlamında yani şey manasında geri bırakılma anlamı. Yani sanki Allah onları geri bırakmış. Tam öyle Allah onları yaptırmış. Evet. İşte bu üç kişi mazeretlerinin kabulü yönünden bunlar geriye bırakılmışlardı. Hatta öyle ki dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Dünya art yani Medine arazisi, Medine halkı, şehri veya dünya öyle de anlaşılabilir. Çünkü neticede bu onların yaşamış olduğu o halet-i ruhiyle ne anlatıyor? O yönüyle yer de düşünülebilir. Medine de düşünülebilir. Dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. O yer genişliğiyle birlikte onlara dar gelmişti. Çünkü düşünün mesela ki Abdülmalik ben diyor gidiyorum geliyorum hiç kimse bana bir selam vermiyor. Hatta bir gün bir bahçede bir amcam oğlu yani bir akrabam ona selam verdim ya Allah rızası için dedim. Allah aşkına bana şu noktada bir şey ver dedi. Başıyla işaret etti. Çünkü herkes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine sıkı bir şekilde bağlı olunca yani kimsenin olmadığı zamanlarda bile hanımı da bile kendisiyle konuşmuyor. Dolayısıyla yer genişliğiyle birlikte onlara dar gelmişti. Ve vadaqat aleyhim enfusuhum. Nefisleri de kendilerine dar gelmişti. Yani öyle olmuştu ki artık çok daralmışlardı. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Aslında onlarla ilgili evet biraz ceza yediler ama çok büyük bir müjde de aldılar. وَظَنُّوا ve bildiler ki burada zannu zannetme anlamında değil bilme anlamındadır. Onlar bildiler ki اَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Allah'tan sığınma yoktur. Yani Allah'tan kaçıp kendisine sığınılacak başka bir yer, başka bir kimse, başka bir mekanizma yoktur. اِلَّا اِلَيْهِ Yine ondan ona sığınırız. Yani Allah'tan kaçıp yine Allah'a sığınırız. Hani düşünün çocuk annesi ona tokat atınca kendisini yine annesinin kucağına atıyor. Annesinden yine annesine sığınıyor. Bu tıpkı onun gibi. Yani onlar şu bilirler ki Allah'tan sığınma yoktur yine onadır. Yani Allah'tan ancak kaçınca o yine ona sığınılır. Sümme tebe aleyhim. Sonra Allah onlara tevbeyi nasip etti. Yani tevbelerini kabul etti. Liyetubu. Bu liyetubu bazıları mesela Hazım gibi bazı müfessirler yani ileride de tevbe etsinler diye. Ama İbn-i Abdüsselam rahimahullah gibi, kadı gibi bazılarının verdiği mana daha anlamlı oturuyor. Onlar yetubu'yu mecazi mursal olarak, mecazi olarak istikametle tefsir ediyorlar. Yani Allah onlara tevbeyi nasip etti ki ta ki istikamet bulsunlar. Tam bir istikamet. Yani bir daha böyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden çıkmasınlar. İnnallâhe huvettevvâburrahîm. Allah çokça tevbeleri kabul edendir ve Errahîm çokça merhamet edendir ve çokça tevbeleri kabul ettiği için o üç kulun, o üç sahabenin de tevbelerini kabul etti ve tevbelerini kabul etmek yani hem onlara hem sahabelerine rahmetiyle tecelli etmiş oldu. Çünkü hatta onlara
bu ayet gelince tevbelerin kabul edildiğine dair, Kâb diyor, ben evimin üzerindeydim, baktım birisi böyle koşarak geliyor ve bana sesleniyor. Ben diyor o zaman anladım ki Allah tevbemizi kabul etmiştir. Ve ben diyor müjdeyi getiren adama üzerimde iki elbiseyi ona müjde mükafatı olarak verdim diyor. Evet. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, Allah'ın takvasına dikkat edin. Takva daha evvel ifade etmiştik. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak durmaktır. Allah'ın takvasına dikkat edin. Yani takvalı olun. Yani bunun için takvanın bu manası çoğu maal verenler ayeti tefsir ederken yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın takva kelimesine yüklediği bu manayı göz ardı ederek hep lügavi anlama kaçarlar. Ve Allah'tan sakının diye. Ama kanaatimce özellikle bu gibi yerlerde o mana pek uygun değil. Bu mana uygun. Ey iman edenler, takvari olun. Takva nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklamış olduğu şeylerden uzak durmaktır. Ve vekunu ma'as-sadikin. Ve siz doğrularla birlikte olun. Yani Allah için, Allah yolunda samimi olan, doğru olan kullarla birlikte olun. Onlardan ayrılmayın. Tabi bu bütün Müslümanların, İslam ümmeti için güncel hayatımızın temel bir ilkesi olması lazım. Kunu ma'as-sadikin. Tabi tasavvuf ehli de bunu çok kullanıyor. Yani o sadıklardan maksat Allah Celle Celaluhu'ya olan kulluktaki sadakati anlama yönünden yorumluyorlar. Ama onun yanında, yani o anlaşılabileceği gibi, dediğim gibi bizim Müslümanların gündelik hayatında çok gündelik hayatta Müslümanlara çok önemli bir erdem ilkesini koyuyor. Ve şunu da anlıyoruz. Demek ki bizim kendimizin doğru olması yetmiyor. Yani kendimiz doğru olmakla beraber bir de doğru olanlarla birlikte olmamız lazım. Yani insanlarla kuracağımız ilişkilerde, münasebetlerde, tasarruflarda, alakalarda neyle, kimlerle? Doğru, dürüst, samimi olanlarla bunu yapmamız lazım. Ve bu içtimai hayatın adeta bir sigortası gibi oluyor. Yani sosyal hayatın. Çünkü herkes, özellikle Müslümanlar bu ilkeye dikkat ederlerse toplum adeta kendiliğinden o doğru olmayanları, dürüst olmayanları ne yapmış olur? Refüze etmiş olur. Dışlamış olur. Ve hatta hatırlıyorum mesela eskiden şöyleydi. Bir köyde, affedersiniz, veya bir mahallede bir yalan söyleyen, dürüst olmayan bir adam olunca herkes, bak bu adam güvenilmez, yalan söylüyor falan. Ve o adama fazla itibar edilmezdi, dışlanırdı. O aslında Müslümanların bu ayeti fiili hayatlarına taşımış olmalarının bir sonucu. Ama bugün ne yazık ki o sadıklar nerede? Evet. Her halükarda bizim bunu düşünmemiz lazım. Yani وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Mümin olarak bize hayatımızın tamamında, bu ticari hayat olur, bu komşuluk hayatı olur, bu mesai, iş hayatı olur, aklınıza ne gelirse gelsin, hayatın tüm alanlarında bizim için çok önemli bir prensip koyuyor. O prensipte bizim dürüst olanlarla, doğru olanlarla, samimi olanlarla olmamız. Öyle olmayan insanlarla fazla bir şey alakasını, bir
dostluk alakasını, bir arkadaşlık alakasını kurmama yönünde bizi çokça nazikçe bizi uyarıyor ve önümüze çok önemli bir ilke koyuyor. Evet. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ. Bu tabi yine şeyle ilgili, Gazvet-i Usra, Tebuk Savaşı ile ilgili topluma bir sitem yönetiyor ayet-i celil'e. Medine halkına وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ. Medine'nin etrafında, yani Medine halkının etrafındaki Arap, yani çöl Arapları, çölde yaşayanlar, onlara Arap denir biliyorsunuz. Onlar için hiç uygun değildir. Ne uygun değil? En yetehallefu an Resulillah. Resulullah'tan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa, bir sefere çıktığında onların Resulullah'ın gerisinde kalmaları asla onlar için uygun değil. Yani Resulullah'ın görevlendirdikleri hariç. Mesela nasıl Resulullah biliyorsun sefere çıkınca tabi Resulullah'ın idare hayatına, yönetim hayatına bir ilke olarak vekilsiz gitmiyordu. Mutlaka yerinde bir vekil bırakıyordu. O Resulullah gelinceye kadar mesela namazı kıldırır, bir problem olursa ona gelir, Resulullah'a hilafet, niyabet ederdi. Bu çok özellikle yönetim açısından çok anlamlı buluyorum. Hele o erken dönemde, yani böyle bir geleneğin çok yaygın olmadığı bir dönemde bu çok önemliydi. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta bazen Ebn-i Ümmü Mektum'u yerinde bıraktığı oluyordu. İşte o hariç, bir de mazeretli olanlar hariç, mesela bazıları diyelim ki hastası vardı, mazereti vardı, Resulullah onlara da izin verirdi. Onların dışındakilerin Resulullah'tan geri kalmaları uygun değil. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. Ve Müslümanlara şu da uygun değil. Yani kendi nefislerini Resulullah'ın nefsinden ne yapmaları, yani Resulullah'ın çekmekte olduğu bazı sıkıntıları kendilerine, kendileri o sıkıntılara katlanmamak suretiyle bir nevi kendi nefislerinin rahatını Resulullah'a tercih etmeleri, bu da uygun değil. Yani madem mesela Gazvetül Usra'da, Tebuk Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu yapabilirdi ki farklı zamanlarda yaptığı gibi ne gönderiyordu? Mesela seriyeler gönderiyordu. Mesela bir bölük oluştururdu, askeri bir bölük ve askeri bir tabur, başını da bir adam koyardı ve gönderirdi. Ama o zor zamanlardaki çok zor olduğu için ismi zaten Gazvetül Usra olmuştur. Diğer ismi Resulullah kendisi bizzat katıldıktan sonra Müslümanların geri kalmaları, nefsine kıymayarak geri kalmaları asla uygun değil. Ve aslında ayet-i celil'e bize samimiyet yönünden, fedakarlık yönünden de çokça önemli bir ders veriyor. Zalike, niye bu böyle olmasın? Çünkü bi ennehum la yusibuhum zama'un. O Resulullah'la birlikte olan, onunla birlikte yola çıkan insanlara bir susamışlık, zama susamış olmak, bir susamışlık isabet etmez. Ve la nasabun, bir yorgunluk isabet etmez. Ve la mahmasatun, ve açlık ne yapmaz? İsabet etmez. Bakınız arkadaşlar, mesela Kur'an'ın hani diyoruz ya, Mustafa Sadık Rafi'nin de Allah rahmet eylesin işaret ettiği gibi
Kur'an'ın lafzı güzelliğinin kaynağı kelimeleri oluşturan harfler ve cümleleri oluşturan kelimeler arasında o ses uyumu, el insicamu savti. Mesela burada nasapta saat gelmiş değil mi? Mesela açlık cuhalede ifade edilebilirdi. Kureyş suresinde geçtiği gibi. Ve amenuhum feyabudu rabba hadel beytin lezi atamahum min cu'in ve amenuhum min havf. Cu' mesela. Veya başka yerde mesgabe kullanmıştır. Mesela Beled suresinde. Ama burada o ikisi kullanılmamış, mahmasa kullanılmış. Çünkü böylece mahmasa ile nasap arasında saatlerin bulunmasıyla bir insicami savtı sağlanmış oluyor. Mahmasa da açlık demektir. Evet, onlara bir açlık isabet etmez Allah yolunda. Ve velâ yatîûne mavti'en, velâ yatîûne mavti'en yagîzul küffâr. Kafirleri kızdıracak bir yere basmazlar. Yani diyelim ki örneğin giderken, seyrederken öyle bir yerden geçiyorlar ki ya o etraftaki kafir kabileleri kızdırıyor veya karşıdaki düşmanı kızdırıyor. Buna benzer. İşte kafirleri kızdıracak bir yere de basmazlar. Ve وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا ve düşmandan bir şey elde etmezler. Ya bu elde ettikleri ya bir esirdir, ya onlardan birisini öldürmektir ve onlardan bir ganimet almaktır. Böyle bir şey onlardan elde etmezler. İlla كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Bakınız, yani Rabbimiz Celle Celaluhu Medine halkı ve Medine'nin etrafındaki kabilelere siz Resulullah'tan geri kalmanız uygun değildir buyururken onun gerekçesini de çok terbiyevi bir üslupla, çok pedagojik bir üslupla anlatıyor ve buyuruyor ki çünkü niye sizin geri kalmanız uygun değil? Çünkü Resulullah'la birlikte o sefere katılanların yaptıkları her şey onlar için bir mükafattır. Onlar için güzel bir mücazattır. Öyleyse sizin bundan geri kalmanız uygun değil. Yani bu neye benziyor? Bir öğrenciniz bir dersinize katılmıyor. Siz aslında öğrencinizi ne yapmak istiyorsunuz? Biraz sitem etmek istiyorsunuz ama şöyle çok nezaketli bir sistemde bulunuyorsunuz. Diyorsunuz bak biz bu derste şunları öğrendik. Sen bunları kaçırdın. Bu da aynen onun gibi. Ve siz Resulullah'la birlikte sefere katılmadığınız zaman bütün Müslümanların bunlardan kazandıkları o salih amelleri, o güzel mükafatları, o iyi işlerin tamamını kaçırmış olursunuz. Onun için bunu yapmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah Celle Celaluhu ihsan edenlerin, iyilik edenlerin mükafatını asla zayi etmez ve o mükafatı da kat kat artırarak verir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700, 1'e 7000, 1'e 700 bin artık onun rahmet ve keremi ne istiyorsa o şekilde ne yapar? Mükafatlandırır. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً ve yine o Resulullah'la birlikte olanlar bir harcamada bulunmazlar. O harcama ister küçük ister büyük olsun. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا ve yolculukta bir vadi de kesmezler. Yani bir mesafeyi de kesmezler. İlla kutibe lehum. İlla mutlaka o yaptıkları nefaka, harcama. Mesela sefere gideceksiniz değil mi? Sefere giderken yol hazırlığını yapmak üzere yol azığını falan
satın alıyorsunuz, infakta bulunuyorsunuz ki o yol azığını alasınız. Gerek kendiniz için, gerek bineğiniz için. İşte bütün o nafakalar ve kat ettiğiniz bütün mesafeler illa kutibe lehum biha, yani mutlaka, yani onlarla o biha anlaşıldığı için hasf edilmiştir. İlla onlar için o yaptıkları nefaka, harcama ve o kat etmiş oldukları mesafeler için yani onun karşılığında onlara mükafat, onlar yazılıyor ve tabii bol mükafatı yazılıyor. Evet. Mesela düşünün arkadaşlar, hadis-i şerifte bir insan camiye, cemaat namazı için gittiğinde her bir adımı için bir sevap. Bir sevap yazılıyor, bir günahı siliniyor, bir derecesi yükseliyor. Cihat cemaat namazından çok önemlidir. Şey olarak, yani bütüncül manada baktığımızda getirdiği, Müslümanlara getirdiği kazanç anlamında. Dolayısıyla madem namaz için bu yazılıyorsa, öyleyse savaşa cihada katıldığınızda Resulullah'la birlikte sizin kat ettiğin bütün mesafeler de sizin için yazılmaktadır. Niçin bu yazılıyor bunlar? لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ta ki Allah Celle Celaluhu onların yaptıklarının en güzeliyle onları ne yapsın? Mükafatlandırsın. Yani bazı ameller yapıyor Müslümanlar ama o amellerin güzelleri var ve en güzelleri var. Bu cihada katılım esasında Allah Celle Celaluhu yaptığı amelleri en güzel amel olarak onlara karşılık verecekti. Evet. Peki. Ve tabii arkadaşlar, düşündüğümüzde ayet-i kerimenin içeriğini böyle iyi düşündüğümüzde, yani Kur'an'ın Müslümanları nasıl terbiye ettiğini, nasıl bir eğitimden geçirdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Mesela dün Resulullah'la birlikte yapılan cihatta bunlar söz konusu ise, bugün de Allah rızası için yapılan bir cihatta veya ilim tahsili için yapılan bir cihatta inşallah buna benzer bir takım mükafatların mesajları ayet-i kerimeyle veriliyor. Ve böylece Kur'an-ı Azimüşşan, eğer müminler onu dinlerlerse, onları sürekli hayır, fazilet, ihsan üzerinde onları şekillendirerek yetiştirmektedir. Ve bundan ötürü diyoruz ki Kur'an nüzulüyle birlikte kıyamete kadar bütün Müslümanlar, hatta Kur'an'ı dinleyen gayrimüslimler için yerine göre bir eğitim sürecini başlatmıştır. Ve o eğitim sadece nazil olduğu dönemde değil, bugün de mesela bu ayeti böyle ayetin ruhuna nüfuz ederek dinlediğimizde, ayetin manasını içselleştirmek istediğimizde, bizim bütün hayır yollarında harcayacağımız paraların, malların ve hayırları temin etmek için, elde etmek için kat ettiğimiz mesafelerin bizim için birer önemli bir fazilet kaynağı, bir sevap kaynağı olacağını bilmekle, o Kur'an'ın bize vermek istediği o ruhu bugün de kazanma imkanımız, şansımız olabiliyor. Ve nitekim mesela Allah-u Alem bugün Gazze'de bu çetin mücadeleyi verenler de bu tür ayetlerin hükümlerine inanarak bunu yapıyorlar. Yoksa efendime söyleyeyim, her birisi bir tarafa kaçıp gidebilirdi. Ki geçen günü birisi, bir Filistinli, böyle o enkazın üzerinde çıkmıştı ve ondan sonra ayet-i kerimeleri okuyordu, çok müthiş. Yani dolayısıyla şu bilinci daima taşımamız lazım. Kur'an
bize vermek istediği o eğitim ruhu dün devam ettiği gibi bugün de kıyamete kadar da o eğitim devam etmektedir. Ancak şöyle düşünün, sizin mesela sizi eğitmek isteyen çok ideal bir hocanız var. Yani her yönüyle sizin üzerinizde böyle titreyen, titizlikle size güzel bir kişilik kazandıran bir hocanız var. Tabii o hocadan istifade edebilmek için onu dinlemeniz lazım. Yani hocanın kaliteli olması yetmiyor. Hocanın birikimli olması, ufuklu olması, çok iyi bir pedagog, eğitimci olması yetmiyor. Bir de sizin de ondan bir takım dersler alma yönünde bir çabanızın olması lazım. En iyi eğitimci Kur'an'dır. En iyi pedagog Kur'an'dır. Kur'an'dan Müslümanlar olarak ders almak istemeyince haliyle ne yapıyoruz? Hak gereğiyle istifade etmiş olmuyoruz. Evet. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Bu ayette oldukça önemli bir ayettir. Ve bu ayet Kur'an'ın insanlık zemininde kurmak istediği o insani medeniyetin çok önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. Bu okuyacağım ayet. O açıdan oldukça önemlidir. Hele hele ayetin nüzul atmosferini düşündüğümüzde ayetin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlama imkanımız oluyor. Ayetin nazil olduğu ortamda sahabeler dünyanın dört bir tarafına karşı mücadele veriyorlar Müslümanlar. Yani her etraflarında olan tüm kabileler, tüm devletler, tüm ülkeler, süper güçler, küçük güçler hepsi onlara düşmandır. Mesela Tebuk Savaşı niçin düzenlenmişti? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rumların, Bizansların büyük bir orduyla Müslümanların üzerine gelmeye hazırlandığını haber aldı. Bunun üzerine Resulullah yola çıktı. Ta ki onları dışarıda karşılasın ve orada onları bir korku salsın. Yani dolayısıyla böylesi bir olağanüstü bir atmosferde bulunan Müslümanlar, bunlar için bir adam bir adamdır. Yani savaşta bir adama bile çok fazla ihtiyaç vardır. Ama böylesi bir olağanüstü durumda bile Allah Celle Celaluhu'nun şu ayeti oldukça önemlidir. Ve bu aslında Kur'an'ın ruhunu ifade etmektedir. İslam'ın ruhunu dışarıya vermektedir. Nedir, ne buyuruyor? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ. Müminler bütünüyle savaş için çıkacak değiller. Olmaz. Yani bütün Müslümanlar hepsi savaşa çıkmasınlar. Ya فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Neden? Her bir grubundan, bakınız bu ifade de çok anlamlı. Her bir grubundan, yani diyelim ki grup grup, kabile kabile var Müslümanlar veya köy köy, şehir şehir, işte her bir kabile ve her bir şehir ve her bir köyde bir taife, bir grup çıksınlar. Niçin çıksınlar? لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Ta ki dinde bilgili olsunlar. Yani dolayısıyla bu ayet o olağanüstü şartlarda bizim nüfusumuzun veya insan kaynaklarımızın önemli bir kısmını ilme ayırmamız, ilim yoluna yönlendirmemizi ayet öneriyor. Bu yönüyle ayet oldukça çok önemli. Ve bu insani bir medeniyetin kurması yönünde bir kilometre taşını oluşturduğunu düşünüyorum. Ve mesela bakınız ayetin devamında niçin bunlar, bu grup ayrılacak?
dinde bilgili olup وَلِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. O ilim öğrenmek için çıkanlar ta ki yarın öbür gün eğitimlerini alıp döndükten sonra kavimlerini ne yapsınlar? Uyarsınlar. Bu da çok önemli. Yani burada hadis, ayet bize ilmi öğrenmenin gayesini çok somut bir şekilde önümüze koyuyor. Yani ilim öğrenmekten maksat sadece birilerine tafra atmak, yok birikimli olmak, bilgili olmak değil. İlmi öğrenmenin gayesi toplumun ıslahı için bir çaba göstermek. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمًا اِذَا رَجَوْا اِلَيْهِمْ. Bu mesajı veriyor. لَعَلَّهُمْ يَرُونَ. On kavim de uyarıldıktan sonra onlar da kötü şeylerden, uygunsuz şeylerden ne yapsınlar? Sakınsınlar. Ve böylece toplum bir ıslah halini almış olsun. Dolayısıyla ayetin وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ifadesinden olsun, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ifadesinden olsun, aslında hem eğitimcilere hem eğitilenlere, her ikisine de önemli dersler veriyor. O dersler nedir? Eğitimcinin alacağı ders, yani bizim başkasına ilim öğretirken sadece kuru bilgiyi yükleme gibi bir vazifemizin olmadığı, o bilgiyle birlikte şahsiyet oluşturucu, kişilik oluşturucu bir takım çabaların da olması yönünden önemli bir esaslı bir ders. Çünkü وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. Dolayısıyla bugünkü bazı, özellikle modern dönemde bazı eğitimcilerin, bizim görevimiz sadece ders vermektir, bilgi vermektir. O kesinlikle yanlıştır. O bir vazife olduğu gibi, yani her eğitimcinin iki tane temel görevi var. Bir, bilgi vermek. İki, bilgi verdiği kişiyi verdiği bilgiler çerçevesinde veya eğitimcinin sahip olduğu donanım çerçevesinde onu şekillendirmek. Düzgün bir şahsiyet oluşturmak. Bu çok önemli. Ve لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ da aynı. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ bir defa eğitim alanlara yönelik bir derstir. Yani eğitim alanlar da aldıkları dersi sadece kuru bilgiler olarak saklayıp durmamaları lazım. O aldıkları bilgileri pratik hayata uygulama noktasında kullanmaları yönünde çok esaslı bir ders veriyor. Evet. Burada duralım. O sallallahu teala ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة